bu derste özellikle üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin çok sık sorduğu bir soruyu cevaplamak istiyorum. İngilizce hazırlık nasıl geçilir? İlk önce şu soruyu cevaplayalım. İngilizce hazırlık zorunlu mu? Yani İngilizce hazırlık sınavına atlamanızın avantajları, dezavantajları neler? Bir kere şunu söylemekte fayda var. İngilizce hazırlık zorunlu değil. Ben mesela zamanında Boğaziçi Üniversitesi'ne başladığımda zaten Türkiye derecesiyle, dil derecesiyle girdiğim için hazırlık okuma ihtiyacı hissetmemiştim. Eylül'de sınava girip geçmiştim. Ama e, öğrencinin yani sizin belki dil seviyeniz zayıfsa, düşükse hazırlık sınıfı okumanın faydası var. Zaten eğer üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarına girdiğinizde geçemiyorsanız bu hazırlık okumanız gerektiği anlamına geliyor. Şimdi öğrencilerin en çok kafasını karıştıran sorulardan birisi şu. Üniversiteye başladıklarında hazırlığı hangi sınavı vererek, hangi sınava girerek geçebilecekler? Şimdi ilk olarak üniversitelin her bir üniversitenin kendine has bir İngilizce yeterlik sınavı var. Bu sınavlar genel olarak proficiency yani yetkinlik sınavları olarak yeterlilik sınavları sınavları olarak isimlendiriliyor. Mesela Boğaziçi'nde içinde web sınavı var. E, Bilkent'te COP sınav var, Koç'ta QEP e sınav var, Sabancı'da EP dediğimiz bir sınav var, İTÜ'de Proficiency diye geçiyor. Bunların hepsi İngilizce yeterlik sınavları. Türkiye'nin dört bir yanında her bir üniversitenin neredeyse kendine has ...bir İngilizce yeterlik hazırlık muafiyet sınavı var. Bu sınavlar da genel olarak yılda 4 kez yapılıyor. Eylül döneminde, ondan sonra Ocak döneminde... ...sonra Haziran başında, sonra da yaz ortasında... ...Ağustos'ta yapılan sınavlar oluyor. Bunlar özellikle İstanbul'daki Ankara'daki üniversitelerin sınav takvimleri bu şekilde. Hazırlığa yeni başlayacak olan öğrenciler... ...daha doğrusu üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenciler ne yapabiliyorlar? Ağustos ya da Eylül dönemindeki... İngilizce yeterlik yani Proficiency sınavlarına girerek, kayıt olacakları üniversitelerdeki bu sınavlara girerek yeterli notu alırlarsa direkt bölümlerine başlayabiliyorlar. Seçeneklerden birisi bu. Dediğim gibi bunlar üniversitelerin kendi yaptıkları İngilizce yeterlik sınavları. Ancak seçenekler bunlarla sınırlı değil. Diyelim ki mesela bu sınavlardan birini üniversitenin kendi sınavına giremediniz ya da girdiniz fakat e, kıl payı kaçırdınız diyelim. Seçenekleriniz var. TOEFL ya da IELTS sınavlarıyla veya PTE sınavıyla da geçmeniz, bu sınavları geçmeniz mümkün. Şimdi TOEFL neredeyse tüm üniversitelerin kabul ettiği bir sınav Türkiye'de. IELTS mesela Boğaziçi kabul ediyor ama şu an Koç kabul etmiyor. Farklı üniversitelerdeki kabul seviyeleri farklı. Tüm üniversiteler tüm sınavları kabul etmiyor. PTE mesela yeni gelen sınavlardan birisi. İTÜ'deki bazı programlarda kabul ediliyor. Ama tüm üniversitelerde geçerli yok. O yüzden Genelde en garanti sınav TOEFL sınavı oluyor. Onu takiben de IELTS var. Bu sınavlar da neredeyse her hafta yapılan sınavlar. Genellikle 180 dolar ya da 200 pound gibi bunların ücretleri var. Neredeyse dediğim gibi her hafta yapılıyor. Ee, okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşan bu sınavlara girerek de ne yapabilirsiniz? Hazırlığı geçebilirsiniz. TOEFL sınavında genellikle üniversiteler ne bekliyorlar? 79 civarı TOEFL iBT bilgisayar üzerinden yapılan sınavda 79 civarı bir puan isteniyor. IELTS sınavında ise genel olarak 6.5 puan isteniyor. 9 üzerinden 6.5. TOEFL'da ise ne var? 120 üzerinden 79 isteniyor. Genel olarak PTE'de ise PTE'de değişiyor. Burada da 90 üzerinden genellikle 55-60 civarı notlar isteniyor. Genel olarak hazırlığı geçmek için kullanılabilecek sınavlar bunlar. Şimdi bakalım. Hazırlık atlama sınavları ne zaman? Dedik. Okulların kendi sınavları var. Bu sınavlar yeni başlayacak öğrenciler için genellikle Ağustos ya da Eylül aylarında yapılıyor. Her okulun takvimi değiştiği için akademik takvimi programlaması değiştiği için gideceğiniz üniversitenin kayıt işleri ya da akademik takvimine bakarak sınav tarihini bulabilirsiniz. Uluslararası sınavlar TOEFL, IELTS, PTE gibi sınavlara girecekseniz de Gideceğiniz üniversite bu sınavlardan hangilerini kabul ediyor? ilk önce onu öğrenin. Daha sonra da istediğiniz sınava kayıt olun. Genellikle dediğim gibi sürekli yapıldığı için kesin bir tarih bulmanız mümkün olabilir. E, kayıt olup o sınavlara girip geçebilirsiniz. Hatta şöyle bir imkanınız da var. Dediğim gibi hem üniversitenin sınavına girip hem de bu uluslararası sınavlardan birine garanti olsun diye girebilirsiniz. Bu şekilde hazırlık atlanabilir. Buna ek olarak şöyle bir imkan da var. Diyelim ki hazırlık sınıfına başladınız ama canınız sıkıldı. Yani yarım dönem okudunuz, sonra çok diyelim size cazip gelmedi ya da çok şey öğrendiğinizi düşünmüyorsunuz ya da seviyeniz diyelim hızlıca ilerledi. Bu durumda da yarı dönemde, ocak döneminde ister kendi okulunuzun sınavına girerek puan kriterleri var. Bazı okullar belli puanların altındaki öğrencileri Hazırlık atlama sınavına kabul etmiyor yarı dönemde İsterken de okulunuzun sınavına girerek şartları sağlıyorsanız ya da isterseniz TOEFL IELTS gibi bir sınava kabul edilen bir sınava girerek yarı dönemde ya da ikinci dönemde gerekli puanı alırsanız bunu kayıt işlerine teslim ettiğinizde üniversitenize teslim ettiğinizde hazırlıktan muaf olursunuz bir sonraki dönem ya da bir sonraki sene direkt normal bölümünüze başlayabilirsiniz. Hazırlık atlamayla ilgili genel kriterler bunlar. Peki hazırlık atlamayı için ne tür kaynaklar var? Elinizde nelerden faydalanabilirsiniz? Özellikle Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce kanalındaki Proficiency nasıl geçilir dersini izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada 20-30 dakikada hangi tür sorular geliyor, sınavın genel formatı nedir, hangi kaynaklar kullanılabilir bunları tek tek anlatıyorum. Bu dersi o yüzden genel bir başlangıç noktası olarak tavsiye ediyorum. Daha sonra da Reading Analiz serisi var gene YouTube kanalında. Reading Analiz serisinde de özellikle akademik metinleri ya da anlaşılması zor metinleri tek tek analiz ediyoruz. Çünkü neden? Okuma anlama becerisi çoğu hazırlık sınıfı öğrencisinin zorlandığı bir beceri. Özellikle de kompleks cümleleri bölmekte öğrenciler çok zorlanıyor. Reading Analiz sizin bu kompleks cümleleri bölmenizi ve anlamlandırmanızı sağlar. Sonrasında ise yazma becerisi özellikle hazırlık sınıfındaki öğrencilerin çok zorlandığı alanlardan birisi ama yine YouTube kanalımda essay dersleri bölümü var. Orada birkaç saatlik detaylı writing dersi var. Essay türleri, writing nasıl gelişir? Bu dersler şu ana kadar on binlerce öğrenci tarafından izlendi farklı üniversitelerden ve hepsine çok büyük katkı sağladı. Hem essay derslerini izleyebilirsiniz hem de onları tamamlayacak şekilde essay rehberi kitabından çalışabilirsiniz. Bu ikiliyle writing'inizin çok ilerleyeceğini düşünüyorum. Eğer gireceğiniz sınavda speaking bölümü varsa tüm sınavlarda speaking yok. Mesela Koç'ta, Bilkent'te speaking bölümü var ama Boğaziçi'nde yok. Ama diyelim sizin gireceğiniz sınavda speaking bölümü varsa da yine YouTube kanalımdaki speaking nasıl gelişir dersini izlemenizi öneriyorum. O da yaklaşık 20-30 dakikalık çok kapsamlı. Belli spesifik alıştırmalar ve kaynaklar öneren bir ders. Speaking nasıl gelişir dersini izleyip daha sonra da speaking ile beraber pratik yapabilirsiniz. Bu adımları takip ettiğinizde sınava ciddi bir ön hazırlık yapmış olursunuz. Sorularınız olursa da bu videonun altına yazabilirsiniz. Böylece bu dersin de sonuna geldik. Bu dersin özellikle hazırlık sınıfı ile ilgili aklında soru işaretleri olan pek çok öğrenciye yardımcı olacağını düşünüyorum. Sizin için de verimli bir ders olduğunu umuyorum. Hüseyin Demirtaş ile İngilizce kanalındaki yeni derslerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız, yorumlarınız olursa da aşağıda yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.